olacağı meselesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan önce olduğu gibi yine bu seçimden de birinci olarak çıkacaktır, farklı çıkacaktır ve AKP'yi Edirne'de bir kez daha sandığa gömerek çıkacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan düzenlediği basın toplantısında yerel seçim çalışmalarını değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan DSP eski il başkanı Ayşe Ergen ve kızına rozet taktı. Partisinden bu dünyada, bu Türkiye'de büyük bir tek kişi var, o da Atatürk. Gürkan açıklamasında sandık görevlilerine eğitim verdiklerine, bu kapsamda çalışmaları tamamladıklarını kaydetti. Mahalle gezilerinde coşkuyla karşılandıklarını belirten Gürkan, CHP'nin seçimin galibi olacağına inandığını söyledi. CHP'nin 2011 genel seçimlerinde Edirne'de 136 bin oy aldığını belirten Gürkan, Edirne halkı bizi bu kadar onurlandırmışsa bu oyu daha yukarıları çekeceğiz. Bu oylar CHP'ye verilmiştir. Bizim ne koltuk hırsımız var ne de makam mevki hırsımız var. Bugün kişisel ihtiraslar sonucu belediyedeki 6 oku bayrak indirilmiştir. 30 Mart akşamı bu bayrak tekrar dikilecektir dedi. Edirne'de, Edirne merkezde 420 sandığımız var toplam. Bu 420 sandıkla ilgili bütün görevlilerimizi oluşturduk, sandık görevlerini. Müşahit arkadaşlarımızı belirledik. Onların eğitimlerini büyük oranda tamamladık. En son eğitimi de 23'ünde yapacağız. Ve bu seçimlerde seçimin güvenliğine dönük, seçime bir hile karıştırılmaması için yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin oylarını özgürce, demokratik bir biçimde kimsenin baskısı, etkisi altında kalmadan kullanabilmesi için ve tabii ki oy sayım sonuçlarının da sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve oy birleştirmelerinin, en çok önemsediğimiz nokta budur. Oy birleştirmelerinin güvenilirliğini kontrol etmek, bunları denetlemek adına arkadaşlarımız, ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız çalışmalarına devam ediyor. O akşam yine biz örgütümüzle burada olacağız. Sizler de seçim bürolarını gezeceksiniz tahmin ediyorum. An be an sonuçları paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Edirne için söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki hiçbir partiyi bu yok saymak, küçümsemek anlamında değildir ama Edirne'de en güçlü parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki partilere verilecek her oy Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını onaylamak anlamına gelecek bir oy olacaktır. Oylarını kullanırken buna dikkat ederek kullanmalarını diliyorum. Bunu talep ediyoruz kendilerinden. Ne koltuk kaygımız var, ne koltuk hırsımız var, ne de makam mevki hırsımız var. 2011, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Edirneliler bizim şahsımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne 136 bin oy verdi arkadaşlar. Tam 136 bin oy. Ve %52 gibi tarihi bir rekor oyla biz milletvekili seçildik. Edirne halkı bizi 136 bin oyla onurlandırmışsa, gururlandırmışsa, değerlendirmişse, desteklemişse bizim Edirne halkına karşı tek borcumuz var. Bu 136 bin oyu daha da yukarılara çekmek. Belediye Başkan adayı Recep Gürkan CHP'ye katılan DSP'nin bir süre önce görevden alınan eski il başkanı Ayşe Ergen ve kızına CHP rozeti taktı. Bakınız, birileri makam mevki uğruna yıllarca onurlandırıldıkları, gururlandırıldıkları, değerlendirildikleri, yuvam dedikleri, ölene kadar buradayım dedikleri mevzileri, kaleleri terk ederken bugün yürekli bir kadınımız, bir Türk kadını, bir Cumhuriyet kadını. Biz DSP'de buluşacağız, DSP'den seçileceğiz, tekrar CHP'ye geçeceğiz derken aslında o partilere de bir anlamda olumsuz bir misyon yüklerken Sayın Ayşe Ergen ve değerli kızı Cumhuriyet Halk Partisi saflarına Cumhuriyet değerlerinde birleşmek adına Edirne'de hiç kimse Sayın Ayşe Ergen'den daha fazla DSP'li olamaz. Ben çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Tabii ki müthiş derecede mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun temennilerim. Ayşe Hanım'ın şahsında Ulu Önder Atatürk'le Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kez daha buluşturuyoruz, bir kez daha birleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanımın bana gösterdiği saygın tavırlardan ve buradaki arkadaşlarımın sevgiseliyle kucak açmalarından ben teşekkür ediyorum hepinize. Durmak yok, yola devam. Evet, yol bitti, sola devam. Hoş teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Son günlerde yapılan anketler konusunda açıklama yapan Gürkan,
CHP'nin Edirne'de %50'nin üzerinde oy alacağını belirterek, Edirne halkının iktidarı sandığa gömmek için oyunu kullanacağına inanıyorum dedi. Çok çeşitli anketler geliyor, çok çeşitli sonuçlar geliyor. Ben aslında o anketin parasını kimin ödediğini, ne kadar ödediğini de biliyorum. Hangi bütçeden ödendiğini biliyorum. Faturanın bir örneği de var elimde. Onları da zamanı gelince açıklayacağım. 25 Edirne Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hamdi Sedefçi 25.7, Ahmet Günşen 25.6, Recep Gürkan 25.3. İşte az önce pencereyi açmıştık. İçerideki odada oturuyordum. Pencereyi açtım. Dışarıya söyledim bu anketi. Böyle bir anket yapılmış diye. 3 tane karga geçiyordu. Onlar da geliyordu.